Dizi Kapanı kanalından hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Kan Çiçekleri dizisi muhteşem bir bölüm ile bizlerle oldu. Peki dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor olacak? Merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası analiz videomuzda. İyi seyirler. Analiz videomuzun ikinci partında sizlerin değerli düşüncelerinizi ele alacağız arkadaşlar. Sizler de dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkındaki düşüncelerinizi hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilir ve bir sonraki videomuzda düşüncelerinizi geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Analizimize geçmeden önce, Serap biraz konakta kalsın, Dilan Baran'ı kıskandıkça ona ne kadar aşık olduğunun farkına varsın, dizide dil bar aşkı artık başlasın diyenler aşağıdan videomuzu beğensin, kanalımıza abone olup bildirim zilini açsın ne kadar güçlü olduğumuzu hep birlikte herkese gösterelim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan dizimizin son bölümünde neler olduğuna ve yeni bölümde neler olacağına dair analizimize hazırsanız haydi geçelim değerli dostlarım. Kan Çiçekleri yeni bölümünde artık Dilan'ın Baran'a olan aşkını itiraf etmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü eğer Dilan sessiz kalmaya devam ederse, Serap Baran'a yakınlaşmak, onu elde etmek için elinden geleni fazlasıyla yapacaktır. Hatta Serap, Dilan'ın Baran'dan uzaklaşması, hatta ondan nefret etmesi için çabalayacaktır. Yani eğer Dilan sessiz kalmaya devam ederse Baran'ın gönlü Serap'a kayabilir arkadaşlar. Serap, bulduğu bütün fırsatları değerlendirecek, Baran'a öpücükler konduracak, onun elini tutacak, sık sık ona sarılacaktır. Ve bunları Dilan'ın gözlerinin önünde yaparak Dilan'ı çileden çıkartmaya onu delirtmeye çalışacaktır. Serap'ın uzun bir süre konakta kalacağını önceki analizimizde söylemiştik arkadaşlar. Konuk oyuncu ama öyle bir iki bölüm oynayıp çıkmayacaktır, Baran'ın iş teklifini birlikte çalışma teklifini kabul edecektir. Hatta Baran, kendisine şirkette bir oda bile ayarlayacaktır. Dilan ise kocasını yalnız bırakmamak, onu her fırsatta kontrol etmek için işe birlikte gidip gelmeye Serap ile ne kadar samimi olduklarını görmeye çalışacaktır. Serap'ın her fırsatta Baran'a yakınlaşması ise Dilan'ın Baran'ı daha fazla kıskanmasına sebep olacaktır. Baran ise Dilan'ın kendisini kıskandığının farkına vardığından beri Serap ile daha samimi olacak ve Dilan'ı çileden çıkarmaya çalışacaktır. Dilan'ın, birkaç bölüm içinde Baran ile Serap ilişkisinin başlamaması için kendisinin Baran'a olan aşkını itiraf edeceğini düşünüyorum. Dilan, Baran'ın mezuniyet yemeğine herkesin karısı ile gideceğini öğrendiğinde onun kendisini neden davet etmediği konusunda uzun bir süre düşündü ve acaba beni karısı olarak görmüyor mu diye düşüncelere dalıp duracaktır. Baran, Dilan'ı kıskandırmak için bir süre daha Dilan'dan bir şeyler gizliyormuş gibi yapmaya devam edecektir. Dilan'ın Baran'ı kıskandığı sahneler bizleri hem güldürecek hem de uyuz edecektir. Çünkü Dilan'ı konakta fazlasıyla üzen Derya yılanı ve Azade cadısından sonra şimdi de Serap çiyanının gelmesiyle Dilan adeta Bermuda şeytan üçgeninin ortasında bulacak kendisini. Azade'yi mutlu gördükçe bizler sinir krizine giriyoruz. Azade, Serap'ın konağa gelmesiyle Baran ile Serap'ı yakınlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Hatta ben şahsen Serap'ı konağa davet eden kişinin bizzat azade olduğunu düşünüyorum. Baktı, Baran Dila'na aşık olmaya başladı. Baran'ın kanlısının kızına aşık olup evliliğini gerçeğe dönüştürmesindense daha önce yakından tanıdığı okul arkadaşı Serap ile bir süre vakit geçirirse Dila'na olan aşkından vazgeçer diye düşünmüş olabilir. Bunun için Serap'ı mezuniyet yemeği ayağına İstanbul'a çağırmış olabilir. Hatta okulun mezuniyet yemeğini bizzat Azade Cadısı bile düzenlemiş olabilir. Bu kadından her şey beklenir, tam bir sinir bozucu cadı, bir tek süpürgesi eksik elinde gerçi bastonu da aynı işi görür ama her neyse. Bara'nın Dila'nı kıskandırmak için Serap ile vakit geçirmesi, birlikte gülüp eğlenmeleri Azade'yi mutlu edecektir. Azade her geçen gün Bara'nın Dila'ndan uzaklaştığını ve ona olan aşkından vazgeçtiğini düşünecektir. Ama tabi Bara'nın kalbinin sadece Dila'n için atacağını hepimiz biliyoruz, bu yüzden içimiz rahat değil Serap, dünyanın en güzel kızını getirseler bile Baran ile Dilan aşkına kimse engel olamaz arkadaşlar. Yağmur konusuna gelecek olursak, Cevdet ve Cevriye birlikte bunun da üstesinden gelecektir arkadaşlar. En kısa zamanda Yağmur'u bulacaklardır. Yağmur o kadından çok korkuyor ve, birkaç gün daha o kadın için çalışmak zorunda kalabilir. Ben Yağmur'un Cevriye ablasına değil de Cevriye'nin bir şekilde Yağmur'a ulaşacağını düşünüyorum. Ama Yağmur korkusundan bu sefer kötü kadından dayak yememek ve odaya kapatılmamak için Cevriye'yi görünce kaçıp gidecek, yolunu değiştirecek, başka yerde mendil satmaya başlayacaktır. Ama Yağmur'un yanındaki diğer kızın ben Cevriye'ye bir şekilde haber vereceğini ve bu sayede Cevriye ile Yağmur'un tekrar kavuşacağını ve kötü kadının da yakalanıp cezasını çekeceğini düşünüyorum. Ali ve Zümrüt aşkına kesinlikle karşı çıkan Hanife ise bir süre sonra Ali'ye karşı bakış açısı değişecektir. Bu da şu şekilde olabilir arkadaşlar, Hanife bir gün lokantada tek başınayken hastalanabilir düşüp başını bir yere vurabilir ve Ali, Hanife'yi kurtarıp hastaneye yetiştirebilir ve bu sayede Hanife, Ali'nin kızı Zümrüt ile birlikte olmasına aşk yaşamasına izin verebilir. Harun'un Ali'ye insan sevdiğinden vazgeçer mi, gitme demesinden sonra biliyoruz ki Ali sevdasından vazgeçmek yerine uçağa binip gitmekten vazgeçti. Harun'un o söyledikleri hepimizi duygulandırdı ancak ben Harun'un öyle kolay kolay Zümrüt'ten vazgeçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Harun Ali'yi yakınında tutmak için böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum. Çünkü aynı kadına aşıklar ve eğer Ali gider ise Zümrüt ile Harun aşkı başlamadan biter. Harun Ali'nin kalmasını sağlayarak Zümrüt'ün güvenini kazandı. Zümrüt adeta Harun'u bu aşkın kahramanı olarak görüyor. İnsan sevdiğinin mutlu olmasını ister ama başkası ile değil arkadaşlar. Kimse yalan söylemesin, sen mutlu ol yeter demekle de bitmiyor. Aşıksan eğer bir kadına, onu başkası ile her gördüğünde ve hatta düşündüğünde bile üzülürsün. Düşündükçe üzülür, üzüldükçe de kendinden vazgeçersin. Ama Harun'un ilerleyen bölümlerde Zümrüt'ü kendisine aşık edene kadar Ali'yi yakınında tutacağını ve daha sonra da Mine aracılığı ile Zümrüt'ün Ali'den nefret etmesini sağlayacaktır. Mine Ali'yi sarhoş edip onun ile birlikte olabilir. Harun da elinde Ali'nin Mine ile ilişkisi olduğunu ve elinde kanıt olduğunu söyleyip Zümrüt'ün Ali'den nefret etmesini sağlayabilir. Bu sayede Mine, Ali'ye, Harun da Zümrüt'e kavuşmuş olur. Serap'ın sezon finaline kadar konakta kalabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Dila'nın Baran'ı kıskanması gerekiyor ve senaristimiz bunu fazlasıyla abartacaktır. Serap adeta hem şirkete yerleşecek, Bara'nın iş teklifini bahane ederek ayrıca kalacak yerinin olmadığını söyleyince de Azade, kocaman konak kızım burası bir odanın lafı mı olur gel burada kal ne olacak diyecektir. Dilan ise Serap'ın konakta ve Bara'nın etrafında gezdiği her saniye deliye dönecektir. Ama Dilan birkaç bölüm içinde sıf Serap'a inat Bara'nın kendisine aşık olduğunu ve kendisinin de onun karısı olduğunu ona göstermek için Bara'nı Serap'ın gözlerinin önünde öpecektir. Baran ne olduğunu anlam veremese de Dilan'ın bu tepkisine karşı koyamayacak ve Dilan ile Baran odaya geçerek geceyi sürpriz bir sonla tamamlayacaklardır. Neyse arkadaşlar, analizimizi burada bitirelim bakalım ve sizden gelenler kısmına geçelim. İkinci kısma geçmeden önce sizden ufak bir ricam var eğer halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Haydi hep birlikte sizlerin değerli yorumlarınızı dile getirdiğiniz, sizlerin düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırdığımız eğlenceli ikinci kısma geçelim. Yorumlarınız bizler için değerlidir. Rusya'dan bir izleyicimiz, İra İronidi, Dilan'ın acı çektiği yeter, haydi birlik olma zamanı. Dilan ile Baran'ın mutlu olmasını istiyoruz. Senaristler ne zaman böyle bir dizi yapsalar, iki aşığın mutlu olmasını hiçbir zaman istemezler demiş. Brezilya'dan bir izleyicimiz ise, dizi çok sıkıcı olmaya başladı. Dilan çok acı çekiyor. Biraz Baran'ı da kıskandırsınlar. İkisi de artık aşklarını belli etsin. Dilan'ın çektiği bunca acı fazla değil mi? Dilan'ın acı çekmesini hiç sevmiyorum. Çünkü konaktaki herkes ona zulmediyor demiş. İspanya'dan bir izleyicimiz ise lütfen diğer dizilerdeki gibi çirkin insanları diziye dahil ederek dizinin ahengini bozmayın. Dizide süreklilik istiyoruz. Dilan ile Baran aşkı gerçeğe dönsün istiyoruz demiş. Ayşe Keleş ise, artık Dilan mutlu olsun kızcağız demiş. Derya Derya ise, aşk başlasın Dilan Baran'ın aşkı başlasın. Serap ve Derya konaktan gitsin ya yeter artık Dilan Baran mutlu olsunlar artık demiş ve sitemini göstermiş. Aynur Burhan ise, vallah bırakma zamanı geldi diziyi bitiriyorlar Derya yetmemiş gibi Serap çıktı, Dilan bavulu alıp teyzeye gitsin Baran tıpış tıpış gitsin peşine teyze onları barıştırır demiş. Rusya'dan bir izleyicimiz ise, neden zayıf Dilan'a bu kadar zulmediyorsunuz? Artık Baran'ın Dilan'a aşkı hakkındaki duygularını itiraf etmesine izin verin. Biz salın artık Dilan'ı rahat bırakın demiş. Evet arkadaşlar analiz ve tahmin videomuzun ikinci kısmının da sonuna geldik, şimdilik videomuzu sonlandıralım. Daha fazla yorumlarınız değerlendirmek ve sizlerin düşüncelerinize yer vermek isterim ancak sizlerin desteğiniz bizler için çok önemli. 5000 aboneye ulaştığımızda daha fazla yorum okuyacağım. Hemen aşağıdan okunmasını istediğiniz yorumları beğenerek o yorumun üste çıkmasını sağlayabilirsiniz. En üstteki yorumlara öncelik veriyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve videomuzun ikinci kısmında daha fazla yoruma yer vermemizi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.